fırınımızı bir 180 dereceye ayarlayalım. Yapacağımız börek fırında pişeceği için onu bir 180 ayarlayalım. Orada yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Bu tencerenin içerisinde yavaş yavaş pişen lahanam var. Niye bunu önden yaptım? Çünkü lahana biraz uzun pişiyor. Yani ben koyacağım bu yarım saat kadar hacmini kaybedecek. Peki ne kadar lahana var? Hemen söyleyeyim size. İşte bu kadar lahana var. Aşağı yukarı 1 kilo, 1 kilo 200 gram civarında lahanayı bıçağımla şöyle ince ince doğradım. Bak şöyle. Şu doğrama işlemini yaptıktan sonra da genişçe bir tencerenin içerisine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Çok da değil, yani 3 kaşık kadar falan yemek, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup bunu olduğu gibi içine atıyorum. Kapağını kapatıp birazcık da tuz koyup arada bir karıştıra karıştıra böyle bir iyice lahana hacmini kaybetsin diye kendi halinde orada bırakıyorum. İlk koyduğumuzda böyle kocaman oluyor, yani bütün tencere boyunca geliyor. Arkasından da hacmini birazcık kaybediyor. Bunu biraz daha yüksek ateşe alayım çünkü içerisine birkaç ilavem daha var. İçindeki sıvıyı iyice tüketmem ve o sıvıyı iyice uçurmam lazım. O yüzden yüksek ateşe alabilirim. Şurada gördüğünüz aşağı yukarı böyle 250-300 gram kadar ıspanak var. Bunu da şu şekilde bıçakla koyuyorum. Bu arada ıspanağı isterseniz yarım kilo koyun, isterseniz 350 gram koyun. Ispanağı da koyduktan sonra biraz da taze soğan ilavem var içerisine. Yaklaşık 4-5 tane taze soğanı alıp şöyle ince ince doğruyorum. Ve mümkün olduğu kadar yeşil kısımlarını da doğramaya çalışıyorum. Hepsini beraber karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Şimdi son batımda bunları koydum. Çevireceğim, birazcık söndüreceğim, diriliklerini alacağım. Ondan sonra da işimiz tamam. Sadece birazcık karabiber koyacağım. Yaklaşık böyle bir yemek kaşığı kadar toz kırmızı biber buna iyi gider. Şöyle. Ve az da değil, yani şöyle bir tepeleme toz kırmızı biber koyuyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar da tane kişniş koyacağım ama tane kişnişi habanda dövüp öyle ilave edeceğim. Bak şöyle bolca bir kaşık kişniş. Bunu alın, bir havanda şöyle hafifçe ezin. Onu da tencereye ilave ediyorum. Ve her şeyi şöyle bir tur güzelce çeviriyorum. Bu tencerenin içerisine lahana da diğer içine koyduğum her şeyde bir kendi suyunu bırakıyor. Şimdi bu suyu birazcık uçurmak istiyoruz, tamam mı? O yüzden suyunu iyice çektirene kadar bunu burada ateşte bırakıyorum ve iyice tıkırdamasını sağlıyorum. Burada 200 gram kadar tereyağı var. Eritiyorum bu tereyağını. Baklavalık yufka kullanacağım. Baklavalık yufka ile çalışırken hızlı olmamız lazım. Benim tepsim için ihtiyacım olan tabana 10 adet baklavalık yufka sermek, tamam mı? Şu şekilde ya bir tanesini ölçü alacağım, diğerlerini de ona göre kesip hazırlayacağım. Şimdi bir tane şöyle kalıp olsun diye kesiyorum. Bakın aldığım, referans olarak aldığım yufkayı şöyle dikkatli bir vaziyette diğerlerinin üstüne koyuyorum ve kesiyorum. Bunları da tabii zayi etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Alt katlara bunları kullanacağız. Erimiş yağımızı şöyle bir fırçayla alıp hafiften tabana birazcık sürüyorum. Şu ek parçaları taban kısmında kullanıyorum. Ek parçalar bitince üst parçalardan yola devam edeceğim. Sizden isteğim şudur. Alt tarafa, tabana yaklaşık 10 kat, üst tarafa da 7-8 kat civarında çıkmanız yeterlidir. Önce tabanı yapalım. Dediğim gibi tabana ek parçalar, diğer parçalar vesaire ne kullanırsanız kullanın ama 10 kat kadar çıkın. Bu önemli. Bu arada artık iyice suyunu çekti sayılır. Bunu da kapatıyorum ki birazcık o, ben bu işlemi yapana kadar o da orada hafiften soğusun. 10 kat taban çalışmaya başladık. Kat tabanı yaptıktan sonra bu hazırladığımız harcı böyle içerisine serdim. Pul biberi ekleyelim. İstiyorsanız direkt içine ekleyin. Benim yaptığım gibi şu an şöyle hafiften ekleyebilirsiniz. Üstüne peynir koyacağım ve labne peyniri koyacağım. Suyundan süzdürdüm fazlasını.
İstediğim şey şu, labne peynirden şöyle bir kaşık kadar alın, tamam mı? Ve üstüne blok vaziyette bırakın. Bak, sıyırma yapın şöyle güzel. Blok vaziyette bırakın. En son bunu üstüne böyle ara parça parça koyacağım. Yaklaşık burada 400 gram kadar var. Bir büyük paketten çıkarttığım labneyi kullanıyorum ve şu şekilde yapıyorum. Normalde bunun içerisine beyaz peynir, lor peyniri, işte eriyen kaşar peynir, o şeylerde kullanılan tarz mozzarella peynir vesaire de kullanabilirsiniz ama labne ile beraber böyle nefis kremamsı bir kıvam oluyor ve bence lahanaya da acayip yakışıyor. Sonra da kaşığın tersiyle şöyle azıcık, azıcık ama belli belirsiz yaymanızı istiyorum. Yani alt taraftaki lahana ile üst taraftaki labne bir ilişki içerisinde ama tamamen karışım olarak birbirine geçmemiş vaziyetteler. Üst taraftan bu labne iyice gözükür kıvamda. Tamam. Kalan yufkaları üste sermeye devam edeceğim. Güzelce alıp yine aynı şekilde yağlaya yağlaya yukarı doğru devam ediyorsun. Son katı da attık mı bu arkadaşın işi tamam. Bunu fırına atmadan önce şöyle birkaç tane işlemimiz var. Bir kere önce böyle güzelce bir yağladım üstünü, kenarını, köşesini. Sonra bir spatula ile veya böyle bir çok keskin olmayan bir bıçakla şu kenarları içeriye doğru itiyoruz ki bunlar hani pişerken aşırı derecede kalkmasınlar diye. Şimdi bunu böyle 4 parça ve 3 parça olacakmış vaziyette dilimlere ayıracağım. Çünkü dilimlere ayırmazsanız piştikten sonra dilimlemeniz zor baklavalık yufkada. Hani bildiğiniz gibi. Bir göz kararı bir çizik verdim. Bir göz kararı çizik daha verdim. Böyle. Tabana kadar inin. İstediğiniz boyutlara getirin bunu. Dilimleme işlemlerini yapıyorum. Çok fazla peyniri vesaireyi yukarıya çıkartmamaya çalışıyorum. Sonra kalan tereyağı şu ara kısımlara hafifçe sürüyorum, tamam mı? Bu üst taraftaki hem bu peynirin birazcık daha böyle tatlı bir şekilde homojen bir kıvam almasını sağlıyor alt tarafıyla beraber. Hem de kenarlardan ısıyla beraber hareketlenmeye meyilli olan baklavalık yufkanın uç kısımlarını birazcık daha birbiriyle tutmasını sağlıyor. Böreğimiz 180'de pişecek. Atalım böreği içerisine. Şuradan hemen 180'e getirelim. Bu zaten hızlıca kendini toplayacaktır. İşlem tamam olacaktır. Bu arkadaş da yaklaşık bir yarım saat kadar falan pişmesi lazım. Yarım saat 40 dakika kadar. Baklavalık yufka iyice renk alıp pişene kadar onu biraz orada unutmanız lazım.